Merhabalar, yeni bir konuyla yine seninle beraberiz. ÖSYM'nin çok sevdiği, her yıl soru sorduğu bir konu. Filmsel, eylemsel konusu. Tanımıyla başlıyorum konumun, başarılar diliyorum. Önemli notların altını çizeceğim. Dikkat çektiğim notları sen de dikkat edersen çok memnun olurum. Başarılar diliyorum. İlk kök ya da gövdelerinden belli eklerle türetilen, önemli, ekleri belli, belli eklerle türeyen, türetilen, yan cümleci kurmaya yarayan sözcüklerdir yan cümlecik kurmaya yarayan sözcüklerdir. Fiilimser fiil anlamları tam olarak getirmez. Fiiller gibi olumsuzluk ve çatı eklerini alır. İsim görevindeki fiilimser isim çekim eklerini alırlar. Fiilimser temel cümlenin yüklemi olur. İsim, sıfat, zarf görevinde kullanılır. Önemli. Dünyada sevmiş ve sevilen nafile bekler dediğimizde burada sevmiş ve sevilen sıfat fiil, sıfat fiil eki. dolayısıyla bunlar yan cümlecik oluşturdular. En büyük mutluluğu müzik dinlemek dediğimde Mek isim fiil yüklem oluşturdu. Kızarmış elmaları toplamak ne büyük zevkli dediğinde kızarmış elmadaki bu sıfat fiil dolayısıyla bu da isim fiil eki, yan yargı oluşturdu. Beğen olumlu. Beğenmeyen olumsuz. Bak olumsuz ekini aldı. Beğenmek, beğenmemek olumsuz geken aldı. Beğenip, beğenmeyip olumsuz geken aldı. Buna da dikkat ediyoruz. Fiilimsiler görevlerine göre 3 ayrılır. İsim fiil, ad eylemler, sıfat fiiller, ortaçlar, zarf fiiller, bağ fiiller, ulaşlar olmak üzere 3 grupta inceliyoruz fiilimsileri. İlk konum isim fiiller, ad eylemler. Fiillere getirilen maışmak eki -ge yani mek, me, iş ekleri getirilerek yapılır. Bu ekler ünlü uyumlarına uyar. Ma, me, mak, mek, ış, iş, uş, üş olabilir. İsim fiiller isim görevinde kullanılır. Önemli isim görevinde kullanılır. İsimlere getirilen çekim eklerini alırlar. Zaman kavramı taşımazlar. İsimlerin bulunduğu tüm görevlerde bulunurlar. Şimdi hemen örneklerimizi tek tek inceleyelim. Para kazanmak amacıyla beste yaptığını söyledi. Burada para kazanmaktaki mak eki maaşmaktaki mak fiilden isim yaptığı için dolayısıyla bu ek isim fiil eki. Konuşma insanın aklını kullanma sanatı dediğimizde şurada isim fiil eki var. Her zaman aklımızın izinde yürümeye gayret edelim dediğimizde isim fiil var. M eki. Düşünen çocuk düşünmemeye başladı dediğimizde. Bu olumsuzluk eki dikkat. Bu da İsim fiili ki okula gitme işin nedeni vardı. Gitme iş. İş eki o şimdi kitap okumakla meşgul. Mak eki kitap okumamak birincisi olumsuzluk eki dikkat et. İsim fiili ki beni görünce bir kaçışı vardı ki kaçmaktan kaçış. Eve gelişiyle evden çıkışı bir oldu dediğimizde yine buradaki ış iş ekleri de isim fiil ekleridir. Mek, me, işekleri ekleri fiillerden kalıcı isimlerde türetir. Bu eklere alan fiiller nesne ya da kavramada olduğu için isim fiil özelliğini yitirip kalıcı isim yani nesne ve kavramada olur. Dikkat! Evde ekmek ve dondurma kalmamış. Ekmek ve dondurma dediğimizde kalıcı isim artık bunlar. Bu yıl tarlaya buğday ekmek istiyorum dediğimizde buradaki ekmek isim fiil ekidir. Çünkü fiilin, fiilin özelliğini taşımaktadır. Olumsuz ekini getirebilir. Aşağıda verilen altı çizili sözcükler kalıcı isim olmuştur dolmayı, kavurmayı, kızartmayı severim dediğinde yemek atlar artık bunlar. Senin bu konudaki görüşüne katılıyorum fikir. Hafta sonu uçurtma şenliği var. Kalıcı isim. Bir nesne adı. Apartmanın girişi karanlık dediğimizde artık burada kalıcı isim olmuş. Kalıcı atların olumsuzu yapılamaz. Bu da ayırt edici bir özelliktir. Evet. İsim fiil eklerini bir daha özetleyelim. Ma iş, Şimdi nereye geldik? Sıfat fiil yani ortaşlara geldik. Fiillere getirilen an ası, mezar dik, ecekmiş ekleriyle yapılır. Bu ekler an, en, ası, esi, maz, mez, ır, ir, ir, ar, er, dik, dik, tık, tik, dıgıdığı, acak gelecek, yacak, gelecek, mış, muş, miş, muş, müş, mış, 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 mış şeklerine gelebilir. Bunlara dikkat edelim. Yani e, gerekli çekimlere uğrarlar. Bu ekleri alan fiiller sıfat olur ve sıfat damlaması oluşturur. Bazen de adı yerini tutarak atlaşır. Yani atlaşmış sıfat görevi üstlenir. Sıfat fiiller omuzluk ekini alır. Şimdi birinci ekimiz an, en ya da yan, yen kaynaştırmasıyla. Kitap okuyan insanla, bunu kaynaştırmaya aldı. Okuyan insan, nasıl insan? Okuyan insan, okumayan insan. Sıfat yaptı, fiilden sıfat yaptı. Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun dediğinde bakmaktan bakan bir şarkı sözü sıfat fiil ekim. Ailesinin sözünü dinleyen çocuklar, dinleyen çocuk nasıl çocuk? Medeni olmayan milletler nasıl milletler? Olumsuz gekin aldı. Medeni olanlar dediğinde burada yine aneki olmaktan olan sıfat fiil ekim. Ası esi, yıkılası gurbet, nasıl gurbet, yıkılası gurbet. Onun unutulası bir yüzü yoktu. Nasıl yüz? Unutulası bir yüz mazmez O vefaz onurmaz dertler açtı başıma. Nasıl dert? Onurmaz dert. Hiç kimseye olur olmaz sözleri söyleme. Nasıl söz? Olmaz söz, olur olmaz söz. Dönülmez akşamın ufundayız vakit çok geç derken nasıl akşam? Dönülmez akşam. Şimdi burada bir uyarımız var. Mazmezmaz sıfat fiil ekleri kip ekleriyle karıştırılmamalıdır. Utanmaz adam hiçbir şeyden utanmaz. Nasıl adam? Utanmaz adam sıfat fiil eki adamın sıfatı. Utanmaz da geniş zaman ki peki? Olmazları söylemez bize. Olmaz işler. Atlaşmış sıfat burada sıfat fiil eki. Söylemez geniş zamanın olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Ar, er, ır, ir, ur, ür. Ekimiz diğeri. Askerler koşar adımlarla ilerlediler. Nasıl adım? Koşar adım dediğimizde fiilden sıfat türetti. Şurada. Görür gözüm görmez oldu. Nasıl göz? Görür göz. İşe yarar bir araba almış kendisine. Nasıl araba? İşe yarar bir araba. Evet. Ar, er, sıfat fiil ekleri kip karıştırılabilir. Dikkat. Hemen dikkat çekelim buraya. Güler yüze doyulmaz. Nasıl yüz? Güler yüz. O adam her zaman çok iyi güler dediğinde burada geniş zaman kip eki. Dık dik Dük dük tık tık e, tuk tuk tıkı, tıkı oluyor bazen çekime uğradığında. Şimdi bakalım. Toplamda tanıdık yüzlerle karşılaştım. Nasıl yüz? Tanıdık yüz. Deneme sıramda bildiklerimi bile yapamadım. Bildiklerim derken burada bildiğim sorular anlamında olduğu için atlaşmış sıfat. Attığın taş. Dikkat etmeni istiyorum. Bak burada yumuşamaya uğradı. Attığın taş ürküttüğün kurbağa değmediği an. Burada doğrudan isimlerin sıfat olmuş, niteleme sıfatı olmuş değil mi? Zararda olduğunu yani zararda olduğun anı hatırla anlamında kullanıldığı için atlaş sıfat. Dik sıfat fiili ki kip ve kişi şekli karıştırılmamalıdır. Yarışmadaki soruların hepsini bildik. Bilmek fiil kökü. Dik kipeki geç, görülen geçmiş zaman. K de şahseki. Ama bildik birine rastladım dediğimde de ne olurdu? O zaman sıfat fiil olurdu. Acak ecek, yacak gelecek kaynaşmalı hali. Gelecek yıl okulumdan mezun olacağım. Gelecek yıl dediği için sıfat fiil eki. Niteleme sıfatı görevinde. Acak eki, gelecek zaman eki. Basılacak kitapları matbaaya gönderdik. Nasıl kitap? Basılacak kitap. Sıfat fiil eki. Mış, muş, muş. Bahçedeki kurumuş ağaçları kestiler. Nasıl ağaç? Kurumuş ağaç. Dikkat ediyorum buraya. Ama ağaçlar kurumuş deseydi ki pek olurdu. Kullanılmış kağıtları çöpe değil kağıt kumbara satalım. Ben balığın kızarmışını severim derken de burada kızarmış balık anlamında kullanıldığı için altlaşmış sıfat oldu. Kalıcı isimleri sıfat bile karıştırmamalıyız. Dolmuş, bakan, çağlayan, yazar, okur sözcükleri ee, burada kalıcı isim olmuş. Şimdi devam edelim. Küflenmiş ekmekleri kuşlara verdi. Nasıl ekmek? Küflenmiş ekmek. Küflenmemişleri kendi yedi dediğimizde küflenmemiş burada ekmek anlamında yine koruduğu için atlaşmış sıfat. Ekmek küflenmiş deseydik ne olurdu? Yazalım. Ekmek küflenmiş dediğimizde buradaki miş eki kip eki. Dikkat. Miş sıfat fiili ki kipek ile karıştırmamalıdır. Bu ekmekler küflenmiş. Evet örneğimizi hemen burada vermiştik. Paslanmış demirleri boyamış. Nasıl demir? Paslanmış demir sıfat fiil boyamış. Duyulan geçmiş zaman ekimiz. Geliyoruz bir diğer gruba. Zarf fiiller, bağ eylemler, ulaşlar. Çok orijinal bir konu bu. Çünkü zarf fiiller cümlenin öğelerinde zarf tümleci görevinde kullanırlar. Dolayısıyla ayırt ediciliği kolaydır. Bunun da eklerinin kısaltması var. Kenyalı Asiye Ema'dan ince ipi arakladıkça. Şimdi ne demek istiyoruz? Fiil kök ve gövdelerine gelen Ken, alı, eli, asiye, esiye, a, a, e, e değişiyor kullanıma göre. Madan, meden, ince, ince, Unca, ince, unca, ünce, ıp, ip, up, üp, arak, erek, dıkça, Dikçe, tıkça, tıkça benzeşme kuralına uyarak Marksizm, Meksizm, Remes, Remas şekilleri var. Casına, cesine, dığında eklerle türeyerek zarf görev üstleniyor. Önemli. Zarf fiiller iki sorun cevabını verir. Yani zarf görevinde kullanıldıklarında fiilin durumunu, nasıl yapıldığını ve zamanını belirtir. Dolayısıyla nasıl ve ne zaman, ne zamandan beri sorularına cevap veriyor. Bununla ilgili de geçmiş yıllarda bir sorumuz var. Şimdi bağ fiilin eklerini grup grup el alalım. Birinci grupta bağlaç bağlama görevindeki zarf fiilleri. İp, ıp, up, üp şeklindeki ekimiz. Fiillere getirilen bu ek ve bağlacının yerine kullanılır. Ödevlerini bitirip okula gitti. Bitirdi ve okula gitti anlamı taşıyor dikkat edelim. İp eki bağlama görevi dışında cümle değişik anlamlar da katar. Yinelenen fiillerden ön birincisine gelince pekiştirme anlamı Görüp göreceğim budur dediğimizde, durup dururken başıma ne işler açtım dediğimde buradaki pekiştirme anlamı kullanmış. Diye diyerek anlamında çok önemli. Diyerek anlamında kullanılıyor. Zarf fiilinin kısaltılmış biçimidir diyor. Diyerek zarf fiilinin kısaltılmış biçimidir. Cümleleri birbirine bağlar. Bu kitabı önce ben okumalıyım diye söylendi diyerek Aradıklarımı burada bulamadım diye yakındı diyerek o benim oğlum diye bağırdı. Oğlum diyerek bağırdı. Buradaki E'ye dikkat edelim. A'da olabilir. Durum bildiren zarf fiiller. Cümlede durum zarfı görevi üstlenir. Fiilin nasıl yapıldığını bildirir. Ara gerek ekleri bunlardan birincisi. Mektubu ağlayarak okudu. Ara gerek. Nasıl okudu? Yüzüme bakarak konuş. Nasıl? Bu işi severek yaptım nasıl? Bilmeyerek onun kalbini kırdım nasıl? Bir diğer zarf ilekimiz e e a a ikilem oluşturur. Dikkat. Ömürler geçiyor ağlaya güle. Her zaman bağıra bağıra konuşur. Gide gide bir söğüde dayandım. Karpuz yata yata büyür. Sabahat Nalim bir şiiri vardı. Ne diyor? Mahpus yata yata biter. Kurşun ata ata biter diyor. Şiirde. Bir diğer örneğimiz madan meden ekimiz. Diyorlar kül olmaz ateş yanmadan, denizler durulmaz dalgalanmadan ne zaman? Toplantıyı, toplantıyı hiç ara vermeden bitirdik. Nasıl? Arkadaşlarımla kimseye görünmeden oradan kaçtı, oradan kaçtık. Nasıl? Elmas nasıl yontulmadan, yontulmadan, acı çekmeden, elmas nasıl yontulmadan kusursuz olmazsa insan da acı çekmeden olgunlaşmaz diyor. Confucius. Şimdi ölmeden mezara koydular beni şiir var değil mi? Çanakkale şiiri. O şiirimiz de aklında olsun. Marksizm, Meksizm. Eki. Konuyu kitaba bakmaksızın anlattığı, toplantıda bir saat durmaksızın konuştuğu, içeriye kapıyı çalmaksızın girmiş. Nasıl girmiş? Casına cesine. Çok uzaklarda da olsan yine gel. Bu ölücesine sevdiğine gel diyor şiirde. Cesine casına. Kadın çıldırmışçasına bağırıyordu. Arkadaşların yanından koşarcasına ayrıldı. Rüzgar kudurmuşçasına saldırıyor dersen. Burada aynı anlamı taşıyor. Zaman anlamı veren zarf fiiller. Cümlede zaman zarfı tümleci görevi üstlenirler. Önce ince, ince. Yanağına iki gamze, yanağında iki gamze, çiçek açar sen gülünce. Ne zaman? Hüsnü Talil var değil mi? Yanağında iki gamze, çiçek açar sen gülünce. Sevince her şey başka, sev de gönlünce yaşa. Bak şimdi sevince, fiilden türetici zarf fiil. Bu gönlünce de yok, dikkat. Çünkü kökü fiil değil. Çalışınca yapılmayacak iş yoktur. Burada. Yağmur dinince yürüyüşe çıktık beni arayınca mutlu oldum. Örnekleri de zamanla mı kattı? Ken. Zarf fiil ekleri genellikle kip eklerinden sonra gelmez. İstisna, istisna dikkat. Fakat ken zarf fiil eki kip eklerinden sonra gelir. Ders çalışırken sessiz bir ortam tercih edilmelidir. Geniş zaman ekinden sonra geldi. Elin değmişken benim odamı daha temizle dediğimde yine Keep ekinden sonra geldi. Yağmur yağarken küpünü doldurmalısın. Ne zaman? Yağmur yağarken. Dikkat ediyoruz. Bir şiirimiz var yine. Ben doğarken ağlamışım. Ne zaman? Doğarken. Dıkça, dikçe, tıkça, tikçe. Bu şiiri okudukça ben hatırla. Ne zaman? Aklına geldikçe gülmeye başlıyor. Ne zaman? Kılıç kınından çıkmadıkça it sürüsü dağılmaz. Ne zaman? Bir adamın ünü gölgesine benzer. Yükseldikçe büyür, düştükçe küçülür. Çok güzel bir ifade. Bunu beğendim bu örneği. Evet. remes, armes. Fiilin çok çabuk yapıldığını bildirir. Yıllar geçse de onu görür görmez tanıdım. Bu bir kalıp. Kara gözlüm evkarlanma gül gayrı. İbibikler öter ötmez oradayım. Ne zaman? Öter ötmez. Mektubunda diyorsun ki gel gayri vatan borcu biter bitmez oradayım. Maç biter bitmez soyunma odasına koştular dediğimde burada yine aynı anlamı kalpte. Şimdi dikçe zarf ile ki fiillerden birincisine gelince ikileme kurar ve ikinci fiile aşırlık anlamı katar. Konuştukça konuştu. Çalıştıkça çalıştı. Örneğin de olduğu gibi. Remes şurayla ilgili hemen ikimiz. Şurayla ilgili uyarımız. Remez zarf fiileki cümle her zaman zaman çabukluk anlamı katmaz. Bilir bilmez konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Bak bilir bilmez. Olur olmaz konuşma. Ne zaman? Bir diğer ekimiz. Dığında dinde, duğunda düğünde. Burada bakıyoruz. Fiilin yapıldığı zamanı bildirir. Bu, bu paketi bize uğradığında alırsın. Ne zaman uğradığında? Sen doğduğunda daha ekinler yeşermemişti diyor. Değil mi? Elindeki kitap bittiğinde onun özetini çıkarırsın. Ne zaman? Bittiğinde. Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum? Yoksa böyle olduğunda mı bahar gelir? Evet. Hatırladın mı? Bu şarkıyı. Alı eli. Kendisinden önce gelen çekimli fiile beri edatili ilgeciyle öbek oluşturur. Ankara'ya geleli gitti gideli işe başladı başlayalı cebi para gördü. Evet. Seninle tanıştım tanışalı. Çok mutluyum dediğimde burada yine aynı anlamda evet, kullanıyoruz. Evet. Zarf fiil eklerini özetleyelim. E, Kenyalı Asiye Ema'dan ince ipi aratıldıkça ne zaman ve nasıl sorusuna cevap verir? Durum zarfı veya zaman zarfı e, görev üstlenir. Ne zamandan beri de anlamı taşıyabilir? İsim fiil ekleri mağışmak sıfat fiil ekleri an ası mezar dikecek bir Bu ekler niteleme sıfatı görev üstlenebildiği gibi atlaşmış sıfat görevi de üstlenebilirdi. Bununla ilgili de sorularımız vardı. Bu konuyla ilgili ayrıntılı soru çözmek istersen ekstra çap yayınları ara Sınıfı soru bankalarına ya da TYT Türkçe soru bankasına başvurabilirsin. Başarılar diliyorum. <laughs>